Aslında oyuncuların ne kadar zor şartlar altında yaşadıklarını da bir kez daha gözler önüne ser seriyor. Oyuncu Merve Kayaalp, 10 gün önce babasının ruhsatlı silahıyla intihar ediyor. Ki e, genelde kadınlarda istatistiksel olarak silahla intihar hemen hemen daha fazla yok denilecek kadar Yo az, az idi. İlaç veya atlama oluyor Emre. E, bu enteresan bir şey, parkta e, canına kıyıyor babasının silahıyla ve onun öncesinde galiba mektup bırakıyor, öyle bir durum var. Evet oradan bağlayacağı hani kanat getirebileceğim bir durum ortaya çıkıyor. Evet, Allah yani, rahmet eylesin. Seda Fethaoğlu da bir parkta şakandan vurulmuş bir şekilde vuruldu. Ya. Şimdi ikisi de çok ama eğitimli. Ama orada biraz kriminal bir soruşturma evet. var. Orada başka bir yani intihar mı Yine silah o. ama konuşuluyor. Acaba orada ikinci bir şüpheli var mı bunu yapan yoksa kendisi mi diye bir muallak evet, durum o. var yani. Ee, özellikle Seda Fettahoğlu'nun e, hayatını kaybetmesi olayında hala bazı soru işaretleri var. Amacımız burada tabii ki iki hayatını kaybetmiş oyuncunun ailelerini tekrar bu acıyla yüzleştirmek değil. Mantık. Ama iki oyuncu e, özelinden bir genele e, dayanan bazı yorumlar var. Mesela Melek Baykal'la Onur Büyük Topçu'nun yaptığı açıklamalar var. E, diyor ki Onur Büyük Topçu iki kıymetli eğitimli yetenekli oyuncu meslektaşım Merve ve Seda'nın ölümleri beni derinden sarstı. Şimdi onların acılarından, hayal kırıklıklarından, bu gidişlerinden herkes suçlu. Bir tamamen okuyayım ondan sonra zaten üstüne bayağı konuşacak şeyin olduğunu biliyorum. Yapımcısı, kas direktörü, menajeri kim varsa kendi vicdanınızı sorgulayın. İşini iyi ve adaletli yapanları tenzih ediyorum ama öyle kas direktörleri var ki aynı zamanda menajerlik yaptıkları için kendi oyuncularını veya çevresini birçok işe yerleştiriyor. E, kastı olmayan oyuncuların nasıl işler aldığını da biliyoruz. Bu iki kıymetli meslektaşım kim bilir ne adaletsiz şeylere maruz kaldı. İşleri hiçbir şekilde tutmayan oyuncuların sürekli bir işi bitip sonra hemen başka işlere başlaması veya her filmde her dizide aynı oyuncuların olması neden diye sürekli düşünüyorum. Haksız mı? Şimdi Emrecim e, ben hep şöyle kırkımdan kırk beşimden sonra evriliyoruz tabii ve hatalar yapıyoruz. Öğreniyoruz, bedel ödüyoruz. beynimiz de gelişiyor, kişiliğimiz de gelişiyor. Bir konuyu mesela senin de muhakkak dersin ki ya yirmindeki olayı şimdi gelse öyle değerlendirmem böyle yapardım gibi gibi. Dolayısıyla hani böyle doktora gidiyorsun ya sivil cam var. Diyor ki sana kurutayım bunu iki dakikada bir merhem vereyim süreyim kurusun. Ama bir daha çıkmaması değil midir diyor asıl Gel diyor bir endoskopi yapayım sen bu midenden mi geliyor falan diye seni komple yani önce hastalığın teşhisini yapıyor. Senin kabul edeceksin ama. Ya da tahlilini, hormon testini her şeyi. Kökten çözecek. Şimdi sektör konuştuğumuz için söylüyorum ama genel yapımız bu. Onu başta belirteyim. Genel kendimizle yüzleşme gibi bir problemimiz var. Çünkü ego ve kibirliyiz. Asla hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Özde değil her şeyi sözde beceriyoruz. Şimdi tam 41 yılım geçmiş. 1984 Banu Alkan Mavi Yolculuk Zafer Par yönetmen. Dile kolay. Zamana bak. Öm, yani en tevazulu olamayacağım şey işim. Bir de denizde çekiliyor yani. Bak şimdi. Maalesef her sektörde olduğu gibi bizde de istisnalar hariç bu işi farklı amaçlar için yapan ...birçok yapımcı vardı. Ne gibi? Yani bu entertainment sektörünü seviyor, eğlencesini seviyor... İdealinde iyi bir film, iyi bir dizi çıkartmaktan ziyade... Popüler olmak. Evet, Bravo. Işte, veya affedersin kadın zaafından dolayı yapan da var bunu. Ya Kimisi, Amerika'da çıktı ya bir sürü skandal. Amerika'da yani bravo. Istiyor. Şimdi hal böyle olunca bir kere senin temelinde şu oluşmuyor... Ya bir dakika abi ben adil bir kast adil bir senaryo senaryoyla, düzgün bir projeyle... ...uzun sürekli kalıcı olabilmek için az kar gözeteyim de... ...mümkün olduğunca uzun soluklu bir yapım şirketim olsun diye kimsenin bir derdi yok. Zaten o yapımcılar da çok zaten etrafta gözükmeyi sevmiyorlar. Aynen. Hiyerarşi hani böyle... en baştan bozuk olduğu için... Yine istisnaları alıngan olmasın diye bu işlerin iyi emekçisi de var ama kas direktörü de yanlış Onur'un dediği gibi işte o da o da falan ya yani mağduru var bu sektörde. Nasıl şimdi gitsek doktorları arkadaşlarımızın hepsiyle bir gizli bantlı röportaj yapsak neler söylerse otosanayiye gitsek neler söylerse veya herhangi bir sektör seçsen gitsek yandım anam derlerse burada da adaletsizlikler var mı var fakat burada... Bizim sektördeki oyuncu arkadaşlarımızı e, ...bilinsin diye zorlayan şey şudur... ...atasözümüz var ya... ...Allah... ...kimseyi... ...gördüğünden... ...mahrum etmesin... ...eksik etmesin... Evet. ...şimdi ekran büyülü bir alan... ...bir... ...hepimizde kendimize göre... ...bir ego var... ...kendini beğeniyorsun... ...bayılıyorsun kendini... Gör ...mesela dizi seyretmeye gideriz biz... ...herkes kendini doğal olarak seyreder... ...ve herkes yakın çevresine, yakın çevresi böyle yapar. Emre mi? mükemmeldin. Yani orada bir şey orada bana gelirler, derler Hakan, o final. falan. Herkes alameti, farikayı kendinde bilir, hep iltifata tabi tutuluruz. Dolayısıyla popohlanan karakterler olarak... ...bu işin e, egosal durumunu da en üst seviyede yaşarız. E bazen buna de mukabil... söyleyemez çevresindekiler, beğenmesi Ama bak, bile değil mi? Buna mukabil, egosu şişen bir meslek bu, çok tehlikeli bir meslek. Ekranı büyüsü var. Sokağa çıkarsın gazeteci hemen mikrofonu abi işte nasıl gidiyor dizi falan filan derken iki, iki tane de kız çığlık atar. Üç kişi de imza ister. Sen kalkarsın. O ego kabarmandan kaynaklı. Vefat eden arkadaşları tenzih ediyorum. Bu işin manevi boyutunu anlatıyorum. Buna mukabil bir sosyal hayat kurma ihtiyacı hissedersin. Evet. Bindiğin arabayı lüks olsun istersin. Oturduğun evin belli bir standardı olsun derken aslında bunlara bağlı olarak bir gelirin yoktur. Hayal edersin oldum ben ya, nasılsa gelir dersin ve gelmez. Sonra karalar bağlarsın, egon da şiştiği için belli bir noktada, gidersin bir iş isteyip de istememek arasında iki defa refüze oldun mu enerjin de gider, demoralize e, olur. Sokağa da çıkmazsın, cebinde para olmadığını da kimseye söyleyemezsin falan. Bizim Yeşilçam döneminden de vardı bu tasarruf da edilebilen bir meslek değildir. Belki de şu konuşmamızı, şu tartışmamızı, belki hayatını kaybeden iki oyuncu üzerinden değil de bu genel oy, et söyleyorduk sektörden. KJ'yi de orada değiştirelim tabii, değil mi? Tabii. Çünkü bir alan rahat tabii, evet. tabii onlar üstüne aileleri sevenler bahsediyoruz. Şimdi eğer hayata dair hayal kırıklıkları üzerinden hayatımıza, yaşamımıza son vermek e, bu böyle kararlar almak üzerinden bir sonuç çıkartacaksak abi ne dramlar var biliyor musun bak ben geçenlerde bir hanımefendiyi yayına bağladım çocuğuyla beraber yemek yiyorlar köylerine gidecekken ve patlıcandan dolayı çocuğu zehirleniyor ve vefat ediyor kadın buna istinaden acısından ve üzüntüsünden kanser oluyor mu tam bunun üzerine hem vefat ediyor çocuğu kadın da kanser oldu diye kocası da kaçıyor mu bir tane çocuğu için Allah'ına hamd edip hayata tutunuyor. Hayatta ne acılar, ne dramlar, ne travmalar var. Ben bir gün rahmetli annem, e, Allah herkesin... Çocuklar bir sessiz olalım orada be. Orada konuşmayalım. E, ben bir gün annemi şurada yakında hastaneye yatırdık Emre. E, kanser hastasıydı. Fakat eve götürüyoruz. Üç günü iyi, dördüncü gün bir yeri rahatsız oluyor. Biz de dedik ki yani yat anne. Yani sana da eziyet, bize de. Çünkü ya böbrek yetmezliği hasıl oluyor ya mide de bir falan filan. Hastanede de beklemek, Allah hastanede yatan herkese şifa versin. Kolay bir şey değil Doğru. yani. Biz de hanımla, kardeşim falan katları dolaşıyoruz. Bir gün ikinci kata bir çıktık. 20 tane falan çocuk. Yaşları 7 ile 12 yaş arası. Hastanede halı, oyuncaklar mı oyuncaklar o şeyde Oyuncu, katta oynuyor. oynuyorlar. Biz görünce ne'dir dedik bu? Lösemi dediler burası. Çocukların da hepsinin saçlarını sıfıra vurmuşlar. Oradan bir tane hanımla benim hanım ahbap oldu. Konuştu benim hanım tabi gözü doldu geldi. Ya dedi Hakan, kadın dedi çocuğunun tedaviye istinaden saçlarının döküleceğini yaşamaması için baştan kesmişler oradakilerin hepsini döküldüğünü görmesin. Görmesin diye. Bu arada da çocuk ya onlar. E, o hastalığı nasıl onlara izah edebilirsin bile bilemezler ki diye o oynuyoruz da oynuyoruz. Şimdi neden bunu anlattım? Emre hayatta ne acılar var? Çok büyük acılar. Hayat var. zorluklarla dolu. Çok. Yani. E, Yarın ne olacağımız, 5 dakika sonra ne olacağımızı bil. Bak ülkemizde bir doğal afet oldu. 11 ilimizde binlerce hayatını kaybeden ol. vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Yaralılara şifa. 100 binin üstünde yaralı var. 50 binin üstünde insanımız hayatı hayatını kaybetti ve tutunuyor. Öyle şeylerle karşılaştık ki bir bağladık. Ya biz yaşadıkları acıdan ekrana bağlananın suratına bakalım. Çünkü ona kuracağım bir samimi cümle olamaz. Fakat ne diyor biliyor musun? Hamdolsun ne yapalım her şey Allah'tan geldi tutu. Şimdi böyle kuvvet güçlü hayat böyle. Olağanüstü bir çaba ve tabii ki kudretli olmak Bizim Bizim sektörde şu var. Ağrına gidiyor. Çünkü mesela ben de zorluklar yaşadım kendime göre. Bizde herkes mesela çok para var zannediyor. Ulan diyor hani mesela ne gidiyorum diyelim sen bir iş adamısın. Adamın belki bir milyar dolarlık serveti var. Benden baş işi bekliyor. Çünkü biliniyorsun ya. Sana da oluyordur sen de ekran yüzüsün. Tabii, Yarındaki Yanındaki belki de servet sahibi fakat Emre Buga'dan bekler gibi düşün. Milyonlar milyonlar Onun alıyor zaten. Psikolojisi de zorlandığın zaman taşıması zor oluyor. Dolayısıyla oyunculuktaki benim çok arkadaşım var tabii ki. Şey onlar yıllardır bu sektörün içinde olduğu için tabii nasıl davranmaları gerektiği, bugünün bir de yarınının olduğunu bilmeleri. Biliyorlarsa aferin. O yüzden bir, epey bu sektörün içerisinde dimdik kalabilmiş insanlardan bahsediyoruz ama güçlü olmak lazım. Senin de dediğin abi, gibi abi, hayat. yarın hiçbir proje gelmeyebilir bir anda bir şey hele başvuruyorsan iki proje'n batsın üçte diyorlar ki abi bu emre beğenmiyor falan diyorlar hani sana ihaleyi yıkıyorlar sen bir iki sene oturabilirsin iki sene o standartta oturman için senin en az 20 milyon TL kenarında para olması olması lazım ama diyor ki mesela işte Onur e, şimdi iki üç iş yapıp mesela hı hı. E, yine üçüncü işte görüyoruz diyor çünkü e, aynı zamanda kast direktörlerinin menajerlik yaptığını görüyoruz diyor. Bu o da işin apay o, o da var. Yani, yani o da yok. da işin yok boyutunun değil, tartışıldığı bir başka kısım. E şimdi var e, şimdi ismini de söylemeyelim yanlış olur. Ya yıllarını vermiş. işte kendine göre bir know-how olmuş. E, ondan diyorlar ki bunun iki oyuncusu işte yapmasa oradan sekiz oyuncusu iş yapıyor diyorlar. Kendine göre bir strateji gelişti. Siyaseti var o işinde be kardeşim ya. Hani bileşik kaplar teorisi yani. O da var, bu da var. Kadir Şinazlık da yok bizde. Siyaseti derken nasıl aynı zamanda onun arkadaşı mı oluyor? Yani ah bir bak, bakıyoruz her yerde beraber o, tabii, görüyoruz. Ya bizde şey vardı ya. yönetmen işte yönetmenle iyi geçin falan bile. Oğlum niye geçineyim lan? Ben profesyonel oyuncuyum ben. Giderim, ezberimi yaparım, e, karakterimi geliştirmek için e, izlerim, aynada jest mimik çalışırım falan yani niye gideyim yani ben ni, onunla iyi geçin bununla iyi geçin ama Maalesef böyledir kardeşim. Yani hastaneye de gidiyorsun. Başhekim neyi geçin diyor adam? Gibi düşün yani. Öyle? Şu, tabii burada e, hep görüyoruz yani. Bazen e, bu eleştiriliyor da bazıları tarafından. Bazıları da diyor ki ben bildiğim oyuncuyla çalışmak benim hakkım. Yani madem sette benim direktiflerimi iyi uyguluyor, senaryoyu iyi çalışıyor oyunculuğu da gayet iyi. Ben şimdi çekeceğim öbür filmde niye onunla çalışmayayım Tabii. Mesela Cem Yılmaz'ın filmlerine bakıyoruz. E, Zafer al göz değil mi? Vardı rahmetli. Zaferi çok beğenirim. Zafer, Dibine Kadar oyuncu rahmetli Özkan Uğur da aynı şekilde ee, vardı. Özk' rahmetli e, çok farklı bir enerjisi, elektriği olan. Yani ben rahmetli yani oyunculuğundan ziyade enerjisi, onun evet. sanatçı yani ses sanatçısı, besteci yönüyle e, biliyoruz biz. Ama baktığımız zaman hemen hemen Cem'in aynı aynı mesela ama... bu yönü çok da eleştirildi. Dendi ki ya niye kardeşim sen bu kadar e, aynı kadro dünyada dediler. Bu Tarantino bile bu kadar e, aynı kadroyla çalışmıyor. Cem'in kendi kişisel kendi tasarrufudur gibi gibi. Ha Cem de çok bilindik bir arkadaş olduğu için onun tasarrufları da eleştirilir de iltifata da tabi tutulur. Zaten her işte olduğu gibi. Ama oyunculuk anlamında dediğin şimdi Zafer Al gözde kim çalışmak istemesin yani? Müthiş bir oyuncu yani. Ali Sürmeli ile kim çalışmak istemesin yani? O Yiğit diye bir Özçener miydi o kardeşimiz? Ben çok severim onun oyunculuğunu. Göremiyorum da epeydir. Yani ben Yiğit'in oyunculuğunu ben çok zor bir de beğenirim. Ee, şimdi yeni bir dizisi başlıyor. Ha, çok iyi inşallah bak memnun oldum. Ee, zor da beğenirim ama yani birçok deformasyon var yani Emre sektörde. Bir tane değil. Bir kere şöyle düşün. Hani kafadan sektör konuşuyorsak. Ya Amerika'da nasıl yapılıyor biliyor musun bu iş? Drama departmanları var. Adamlar dönüyorlar bunlara bir sürü proje geliyor. Bunlar oturuyor diyor ki neden bunu seçelim? Diyor ki genç kitlesi var bunun. Bunun bilmem var. Bunun mesajı şu falan kanaat getiriyor sezon anlaşıyorlar bir kere o yapım ekibi ve oyuncu ekibi biliyor ki sezon gidecek. gidecek. Bizde nasıl biliyor musun? Abi başlıyoruz e, ee, yalnız ikinci bölümde beklediğimiz reytingi alamazsak kaldırırız diye. Ve bir kere bu çok doğru değil. Tabii, kanalların drama bölümleri zaten reytinge göre hangi dakikalarda reyting artmış bir bakıyorsun ikinci bölümde o sahneler tekrar uzuyor. Başka Kimse şey kusura dönüyor. bakmasın çoğu arkadaşım hepsini de tanırım. Fakat şunu doğru bulmuyorum. Dramadaki arkadaşlar var. Onlara projeyi vereceksin. O dönecek diyecek ki ya bu proje muvaffak olur veya olmaz. Ya o o kadar biliyor olmuş olsa gider yapımcılık yapar. Onun bunu biliyor olma ihtimali yok. Bu iş Aa, sürprize kalıyor galiba değil mi? Şimdi şöyle bir şey. Sen onun kanaati değersiz demiyorum. Onun fikrini al. Sen de öndeki Emreciğim sen benim dramamın başındaki adam olarak bu projenin olması konusunda onayın nedir? O yapalım dedin. Tamam Emre dramamın başında dedi. Dön burada farklı sağlama yap, burada farklı sağlama yap, burada farklı sağlama. Ona bırakma. Zaten Türkiye'de yapılan işlerin yüzde yetmişi kaldırılıyor. Eskiden daha sabırlıydı değil mi televizyon yöneticileri, ya yapımcılar? Sabır olmadan Şimdi üç, sebat üç bölümden sonra kaldırılıyor. Ee, çok da iyi reytinglerle başlamıyordu. Eskiden böyle 4-5 sezon devam eden en az o diziler bekleniyordu. Bir otursun. Başka bir türlü şey mümkün yapsın. değil. Ve bu arada da bizim sektörde kanal adı da vermeyeyim şimdi durduk yerde. Bende olmadı deyip anlaşmasını attıkları proje diğer kanala gidiyor patlıyor. bir. Hayır, burada, artık şimdi burada <laughs> yani, satamadıklarını yurt dışına işte Orta Doğu'ya da satıyorlar. Öyle bir uzar, mesela, o kadar genişledi ki. Orta Doğu 26 ve üstüne alıyor. Tabii. Şartı o. Yani 13 bölüm çektim deyip gittiğin zaman almıyor adam. Ee, Amerika'da dediğin mesela çok ünlü oyuncular... ...çok önemli projelere gidip hiç şey e, yapmadan audition veriyorlar. Yani... Ha, ta, ama orada bir şey var. Ee, o bir e, ne derler kültürlerinde var o yani evet. Hollywood'un. Kültüründe o öyle bir şey var. Yani. Audition dediğimiz işte oraya e, aday olmak için adayların değil mi? Ta, olup olma o karaktere, roleleri, o dizideki veya günlerdeki. o filmdeki karaktere e, analitik olarak ekran önünde ne kadar oturup oturmadığı konusunun audition dediğin gibi deneme çekimini yapıyor. Bizde Yalnız... Kıvancı audition desen sen yüzüne kapatır telefonu. Bura, çünkü bizde de yok o. Değil yani mi? ben onları eleştirmiyor. Yani yok yani. Artık starsan niçin audition bu? O ne hakaret ne, olarak Beni bilmiyor kabul... musun kardeşim diyor neyi nasıl oynadığımı gibi gibi yani. Yıllar önce Al Pacino'nun baba filmi için Tabii auditionını o çekmişler. Ve o auditionı e, o filmde kullanmışlar. Tabii tabii. Yani Öyle. girmek için verdiği kaydı o kadar güzel oynamış ki. Tabii. Doğru doğru. Evet e, tabii ki güçlü olmak lazım her sektörde olduğu gibi. Rekabet çok Yoğun, özellikle gençler arasında çok yoğun. Hayat, ben çok tavsiye ediyorum, e, genel itibariyle kendi bilincini samimi olarak geliştirmek zorunda olduğun bir süreç. Devamlı yukarı bakarsan boynun tutulur. Arada aşağıda bak, sola da bak, sağda bak, önüne de arkana da bak. ...hep kendinden imkanı iyi olan insanlara bakarsan... tatmin olamazsın, sinirin bozulur. Eksik, yetersiz hissedersin. Hep altındaki insanlara bakıp da e, pesimist olursun bu sefer de. O da yanlış. Ama genel denge her şeye bak. Hamdet, yetin. Yetinmek en büyük velinimettir. Biz sanıyoruz mu ki her sektördeki insanlar... ...bir eli yağda, bir eli balda? Hayat yüzlerce binlerce zikzakla dolu. Adam bir bakıyorsun kariyer olarak mükemmel bir seviyede. Ama birkaç ay sonra yok. Popüler olarak müthiş. Deli gibi de para kazanıyor. Fakat bir telefonu çalıyor. Hayatında belki de bir insanın taşıması mümkün olmayacak bir acıyla yaşamak zorunda kalıyor. O yüzden ben hep onu derim. Asgari müşterek bereket versene abi. Asgari müşteri. Senin şimdi genç oyunculara mesela tavsiyen nedir? Ö öğüt demeyelim de tavsiye. Ya tavsiyem ne olur? Bir kere kendilerini geliştirmek için e, ellerinden geleni yapsınlar. Çok kabiliyetli arkadaşlar var. E, kibirlenmesinler. Kibir e, dünyadaki her alanda e, en yanlış güdü. E, i̇ş adamı olarak da kibirlense, bir siyasetçi olarak da kibirlense, bir oyuncu olarak da kibirlense... E, ...mümkün değil muvaffak olamaz. Tevazu sahibi olsun. Ee, bizim sektörde özellikle en eleştirdiğim e, konulardan bir tanesi, halkın sana desteği teveccühüyle sen muvaffak olabilirsin ekranlarda. Onu Emre... unutmamalar evet. lazım. Onu unutma ve halka karşı seni özellikle maddi manevi destekleyerek, izleyerek, e, itibar ederek e, sana bu statüyü veren halka karşı kibirli olmamak lazım. Şimdi bu tabii ki bu haberleri aktarırken birçok şeyde o olayların içerisinde çantaları tabii ki kontrol ediliyor bu kişilerin. İşte o parktaki istemediğimiz şeylerde antidepresanlar bulunuyor. Orada da tabii ki bir Türkiye gerçeği olmaya başladı zaten antidepresan. Yani burada normal değil mi? <laughs> bu kadar haber, bu kadar şu zaten hiç dışarı çıkmasak şu hep telefonundan bir sosyal medyaya baktığımız zaman Hakikaten bir antidepresana ihtiyacımız oluyor.